Ha, peki sorun nereden çıktı? Aslında sorun Ahmet Özer'i, Esenyurt'un tutuklu belediye başkanını ziyaret etmek. Ve şöyle de bir sopa koyduk oraya, dikkat ederseniz. Bu sopanın anlamı ne diyeceksiniz? Aslında Adalet Bakanı Özgür Özel ziyaret etmek istiyor Özgür Özel'i, Ahmet Özer'i. Adalet Bakanı da bak diyor, benimle iyi geçin. Senin diyor belediye başkanın terör suçundan içeriye alındı. İddia bu şekilde. Terör suçlarını ziyaret edebilmek için cezaevinden izin alamazsın. Benden izin almak zorundasın. Benle iyi geçinmek zorundasın demek istiyor. İzin istiyorsanız adam gibi izin istersiniz. Ahmet Özer'le beni görüştürmeyerek benim muhalefetimi terbiye edeceksin, öyle mi? Senin de, sana o talimatı verenin de alnını karışlarım da sana minnet etmem. CHP lideri Özgür Özel yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le görüşme talebine Adalet Bakanlığı'ndan yanıt alamadığını bu sözlerle dile getirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Özel'e adam gibi izin isteyin diyerek yanıt verdi. Adalet Bakanı'nın sözlerine tepki Grup Başkan Vekili Başarır'dan geldi. Siyasetinizi düzeltin. Hakaret siyasetiyle bir yere varılmaz. İzin istiyorsanız düzgün bir şekilde izin istersiniz. Adam gibi istersiniz. Sen bir Adalet Bakanısın. Adam gibi bir üst başlıkla başvuru yöntemi yok. Senin böyle bir değerlendirme hakkın yok. 28 gündür ilk 2-3 gün ben bir aradım, yazıştık falan. 25 gündür telefonlara da çıkmıyorlar. CHP lideri Özel, Adalet Bakanı Tunç'la asker arkadaşı olduğunu söyledi. Aralarında bir husumet olmadığını altını çizdi. Bakan Tunç'sa CHP lideri Özel'in İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri üzerinden tepki gösterdi. Adalet Bakanı benim asker arkadaşım. Ben asteğmendim, sonra teğmendim. O kısa dönem görev yapıyordu. Siyasi görüşlerimiz böyle ama insani olarak birbirimize hiç kusur işlemedik bugüne kadar. Cumhurbaşkanımıza hakaret ederek, yargı mensuplarımıza yok giyotindir, yok FETÖ imamıdır, şudur budur diye hakaret ederek izin istenmez. Çok kıymet verdiğim bir aracılığıyla, Sayın Bakan çok üzgün, size karşı çok mahcup, bu çarşamba bir daha soracakmış. Ya Adalet Bakanı kime ne soruyor? Bu arada sıcak bir gelişme var, asker arkadaşından izin geldi Özgür Özel'e. Öyle diyor ya, İsmail Küçükkaya'ya konuştu sabah Halk TV'de, asker arkadaşımdı o benim dedi. Asker arkadaşından izin çıktı. Özgür Özel, Ahmet Özer'i Cuma günü, bu Cuma saat 08.30'da Silivri'de ziyaret edecek. Bir arkadaşımız sormuş, demin izni ne oldu? Adalet Bakanlığı hala izlediğiniz haberde onun incelemesini yapıyor. Büyük bir ihtimalle izin verecekler. Vermemesi mümkün değil. Senaryo yazılmış. Tamam, senaryoda Erdoğan arka planda, ön planda bundan böyle Devlet Bahçeli konuşacak. O izin çıkacak ama işte Adalet Bakanlığı'nın yetkisinde bu. Bir iki güne kadar belki bu akşam da duyabiliriz bunu. Şimdi dedim ya, bu film için ne düşünüyorsunuz? Yeni çözüm senaryosu hazırlanmış, oyun oynanıyor ve film çekilecek. Çekilebilir mi, çekilemez mi onu bilmiyorum. Ne olur bu filmin sonunu diye soruyorum size. Emre Bey şöyle demiş, çok da güzel böyle esprili yaklaşanlar var, akıllıca yaklaşanlar var. Film reytingleri geçmez bu senaryoyla Fatih Bey demiş, yazdığı bu. Senaryosunu yazmadıkları film çekim aşamasına bile gelemez demiş. Onu soruyorum gerçekten. Bu şekilde bir çözüm süreci olabilir mi? Ha, şöyle diyebilirsiniz ya, bölge çok karışık. İşte birazdan zaten İsrail-Lübnan anlaşmasını vereceğim. İşte İsrail'in bölgedeki emelleri belli, Amerika'nın belli. Trump geliyor, ona bir ön hazırlık olabilir mi? Şimdiden bir şey yapmak zorunda. Bakın, kendi imkanlarınızla sadece Abdullah Öcalan'la rasyonel olarak, akılcı olarak düşünecek olursanız eğer, bunu çözmeniz artık mümkün bile değil. Dinamikler farklı. Belki 10 yıl önce çok daha farklıydı. Belki çözülebilirdi, samimi olsaydınız, Türkiye Büyük Millet Meclisi işin içerisinde olsaydı, hassas kesimler alıştırılabilseydi. Şu anda bir tarafta Amerika, diğer tarafta Rusya, bir